Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Beybonların Gelin Ayşem ve Nenni isimli şarkılarının yer aldığı 45'lik plandan size kısaca bahsetmek istiyorum. Bu plak aslında 60'lı yılların sonlarına doğru henüz daha Beybonlar yeni yeni bir şeyler yapıyorken onlardan habersiz olarak kaydedildi. Şöyle ki grup Kağıthane'deki bir plak fabrikasında, aynı zamanda orası bir kayıt stüdyosu olarak da kullanılıyordu. Orada çeşitli çalışmalar yapıyordu arkadaşlarının da yardımıyla. Ve arkadaşları ondan habersiz olarak bu çalışmalardan iki tanesini, yani Gelin Ayşen'le Nenni'yi kaydedip plak olarak bastı. Ve bunlar büyük ilgi gördü. Beybonlar grubunun da bundan daha sonra haberi olmuştu. Zaten gruba baktığımızda her biri birbirinden yetenekli ve birbirinden değerli insanlardan oluşuyor ki özellikle o dönem, yani 12 yaşındaki davulcu Sefa Ulaştır Türkiye'nin en çok dikkat çeken müzisyenlerinden bir tanesiydi. Zaten Beybonlar grubu birincilik ödülü kazandığında da yine Sefa Ulaştır'ın performansı ve yaşının ufak olmasına rağmen bu kadar başarılı bir davulcu olması günlerce gazetelere manşet olmuş ve devamı gelmişti. Zaten baktığımızda Sefa Ulaştır Cem Karaca'dan Barış Manço'ya, Erkin Kore'ye kadar birçok sanatçıyla çalıştı. Tekrar 45'e geri dönecek olursak, baktığımızda yaklaşık 50 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla plan orijinalleri çoktan tükendi. Belki de bazı koleksiyoncuların o tozlu raflarında vardır. Bir şekilde bu plak Gersen Records var, biliyorsunuz, İspanya'da, Katalonya bölgesinde. Bu tip garaj çalışmaları olarak nitelendiriyorlar. İşte eski zamanlarda 60, 70 ve 80'lerde yapılmış funk, işte Anadolu pop, psychedelic rock gibi çalışmaları alıp düzenleyip yeniden sınırlı sayıda plak olarak koleksiyoncular ve müzikseverlere odaklı olarak satışa sunuyorlar. Ve bu yeni basılan plaklardan bir tanesi de Beybonların o yaklaşık 50 sene evvel basılan plağının yeni hali oldu. 300 adet basıldı bu plaktan ve 300 adet bir ay gibi kısa bir sürede tamamen tükendi. Biz Takas Pazarı dergisi olarak Gersen Records'a sorular yöneltmiştik. Hem bu albüm hem de Türk albümlerine gösterilen ilgi konusunda. Ve onlar da bu albümün bu kadar kısa sürede tamamen satılacağını düşünmediklerini, dolayısıyla da şaşırdıklarını söylemişlerdi. Yeni bir baskı olacak mı? Hayır, olmayacak. En azından yapılan anlaşma 300 adet üzerineydi ve bu tamamlandı. İkinci el olarak bulabilir miyiz? Baktığımızda eBay gitti gidiyor sahibinden. Amazon gibi sitelerde ikinci el plak satışları oluyor ama şu an bulunmuyor. Bulunabilir mi? Bulunur ama belki de fiyatları daha yüksek olacaktır. Plağı dinlediğinizde tabii ki özellikle Sefa Ulaştır'ın, yani 12 yaşındaki Türkiye'nin o dönem en küçük ve en popüler davulcusunun harika performansını görüyorsunuz. Bebek ağlama sesiyle başlayan Nenni şarkısı, ki enstrümental bir şarkı, kesinlikle mükemmel. Sefa abiye bu soruyu sormuştum, o ağlayan bebek kim diye. Onlar da bilmiyorlarmış. Artık nereden kaydedildiyse belli değil. O plağı basan arkadaş bunu yapmış stüdyodayken. Gerçekten ortaya mükemmel bir iş çıkmış. Ve yeni baskı plak olmasına rağmen ses kalitesinin de ortalamanın üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten baktığımızda genellikle hep 33'lük, yani uzun çalar plaklar basılıyor. 45'liklerde pek basılmıyor. Ben yakın dönemde bir tek Barış Manço'nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağası'nın basıldığını görmüştüm. Onun dışında bir de Beybonları şimdi gördük. Plak ambalajın içinde. Plağın yanında ekstra bazı şeyler de var. Başka şeyler de var. Bunları da şimdi size kısaca gösteriyorum. Toplamda 4 sayfalık güzel bir belge çıkıyor plağın içinden. Ve burada İngilizce olarak hem grup hakkında bilgiler hem de şarkılar hakkında bilgiler var. Ve bunun yanında Beybonların o şaşalı dönemlerinde, yani 60'ların sonu ve 70'lerin başlarındaki gazetelere çıkan haberlerine yer verilmiş. Örneğin Sefa Ulaştır'ın ayda 3000 lira kazandığı, ki Türkiye'nin en küçük baterist olmasına rağmen bu kadar parayı kazandığı bildirilmiş. Ben yine Takas Pazarı dergisi için Sefa abiye bu soruyu sorduğumda öyle bir şey olmadığını, bunun yalan bir haber olduğunu söylemişti. Birçok güzel fotoğraf yer alıyor. Ve şunu da söyleyelim, Sefa Ulaştır'la Takas Pazarı'nın son sayısında oldukça detaylı bir röportaj gerçekleştirdik. Burada Beybonların kuruluşundan ilk davula başlaması, bu plan nasıl ortaya çıktığı, yarışmayı nasıl kazandıkları ve daha sonrasında Barış Manço, Cem Karaca gibi isimlerle çalışarak nasıl bugünlere geldiğine dair oldukça uzun ve detaylı bir sohbetimiz de var. Daha fazla detayı bu derginin son sayısını alarak, ki Hammer Müzik Kadıköy ve Taksim Rasputin Bar'da satılıyor. Beybonların yeni bir çalışması ortaya çıkar mı? Neden olmasın? Zaten böyle düşünceler var. Hatta konser düşünceleri de dahi var. Ama bunlar önümüzdeki günlerde belli olabilecek şeyler. Henüz bir kesinlik yok. Ha, olursa da hiçbirimiz hayır demeyiz. Bu arada ben de plağımı İspanya'dan internet üzerinden sipariş vermiştim ve bana gelir gelmez Ulaştır kardeşlere, yani Tayfun Bora ve Sefa abilere götürüp hepsinden
imza almıştım. Biraz silindiler ama sonuçta Beybonlar'dan Sevgilerle imzasıyla hazırlanmış ve elimde duran bir albüm bu. Dolayısıyla ölene kadar bu albüm benimle kalacak ki gerçekten çok başarılı bir 45'lik olduğunu tekrarlamak istiyorum.